Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah Muhammedin salavat. Sual. Tablacı hükmünde olan insanlara bir fiyat veriyoruz. Acaba asıl mal sahibi olan Allah bizden ne fiyat istiyor? Biz bir tablacıya gittik, bir manava gittik. Orada kendisi bahçeden topladığı, bostanından topladığı şeyleri getiriyor, önümüze koyuyor ve bir fiyat karşılığında bize satıyor. Biz bu tabla cükmündeki insana bir fiyat, bir ücret, bir para verdiğimiz gibi acaba o domatesin, o nimetlerin, o meyvelerin hakki sahibi olan Cenab-ı Hak bütün kainat fabrikasını çalıştırıp o nimeti, o ürünü yaratan Cenab-ı Hak sadece o nimetler karşılığında bizden ne fiyat istiyor diye sorulan bir sual. Evet, o mün'im hakiki o hakiki nimetlerin sahibi olan Allah. Bizden o kıymettar nimetlere, mallara bedel istediği fiyat ise üç şeydir. Cenab-ı Hak bu verdiği nimetler karşında bizden üç şey istiyor. Biri zikir, biri şükür, biri fikirdir. Üç şey istiyor Cenab-ı Hak. Zikir, şükür ve fikir. Nedir bunlar? Başta Bismillah zikirdir ne yapıyoruz? Zikre diyoruz. Nasıl? Bismillah diyoruz. Nimeti başlarken yemeye Bismillah diyoruz. Bu Cenab-ı Hakk'ın bizden istediği üç fiyattan bir tanesidir. Nimetleri benim namumla ye. Nimetleri yemeye başlarken benim namumla başla. Bismillahirrahmanirrahim de nimete böyle başla. Bu birinci fiyat. İkinci fiyat şükürdür. Yani nimeti afiyetle bitirdik ve nimeti bitirdikten sonra da elhamdülillah diyoruz ve şükrediyoruz. Bu da o nimete vermesi gereken üç fiyattan ikincisidir. Peki fikir nedir? Fikir bu nimetleri yerken okuyayım. Ortada bu kıymettar harikay sanat olan nimetler Ehad samedin mucize kudreti ve hediye-i rahmeti olduğunu düşünmek ve derk etmek fikirdir. Yani bu nimet bana Allah tarafından hediye edilmiş, Rahman tarafından hediye olarak verilmiş, ikram ve ihsan edilmiş diye onu düşünmek, Cenab-ı Hak'tan geldiğini bilmek, derk etmek, fikretmek, akletmek, bu da o nimete vermesi gereken üçüncü fiyattır. Cenab-ı Hak anlamayı ve yaşamayı nasip eylesin. الفاتحه ما الصلاه